Evet, malum su da çok fazla önemli. Hayatımızda vazgeçilmez. Evet. Şimdi şurada bir su görüyorsunuz. Etiketini çıkardım. Firma ismi bizi reklam etti demesin evet. diye. Burada da bir su görüyorsunuz. Bunu da etiketini çıkardım. Bu suyla bu suyun farkı ne? Şu su alüminyum içerir. Amonyum içerir. Tehlikeli madde bu su. Bu su alüminyum ve amonyum içermez. Alüminyum içerse ne olacak? Çok az. Ama sürekli içiyoruz. Şimdi Almanya'dan bir doktor geldi buraya. Beni ziyarete gelmiş. Hı hı. Dedi içme suyunuz var mı? Var. Hangi firmanın? Dedim ki firmanın marken ne yapacaksın? İçme suyu en kalitelisi. Yok yok etiketini göreceğim. Gör bakayım dedim. Etiketine baktı. Oo bu içilmez. Ne var? Alüminyum var. Allah Allah ben de dikkat etmemiştim. Bir bakayım dedim. Baktım gerçekten alüminyum var. Biz bunu içiyoruz yıllardır. Zehirleniyor farkına varmıyoruz. Dedi ki dikkat edeceksin. En tehlikeli şey. En çok kullandığımız nedir? Su ekmek. Evet. Bunun içerisinde alüminyum var. En pahalı su alüminyum içeriyor. Nereye gidiyor bu alüminyum? Beyne. Depolanıyor. Önce unutkanlık, sonra Alzheimer, Huntington, Parkinson bir sürü hastalığı tetikliyor. Çünkü beyinde yapısını, dokusunu bozuyor. Alzheimer hastaları üzerinde deney yapılmış. Ölen Alzheimer hastalarının beyinlerinde otopsi yapılmış ve araştırılmış. Alzheimer nedeniyle ölenlerin hemen hemen hepsinin beyninde çok yüksek oranda alüminyum tespit edilmiştir. Ha şöyle bir su daha var. Bu suyu içmek daha tehlikeli. Neden? Çünkü bunun kapağı alüminyum. Komple alüminyum. Direkt suya geçiyor. Direkt tehlikeli madde. Bunu hiç içemezsiniz. Bu direkt çöpe. Ağzını bile açmayacaksın. Çünkü görüyorsunuz alüminyum. Alüminyumla paketlenen hiçbir şeyi kullanmamak gerekir. Çünkü alüminyum beynin fonksiyonlarını yavaş yavaş bozuyor. Geçen dedim ki su da dedim suyun hafızası var. Bir damla su da 3000 bilgi kayıtlı. Ve bunu mesela Profesör Doktor Emoto, bu da Japon asıllı Profesör Doktor, ismi neydi? Masaru Emoto. Bir damla suyu donduruyor. Atom mikroskopla fotoğrafını çekiyor. Kristal şeklinde damla su. Bu şekilde alıyor. Geometrik bir şekle sahip. Damla su, bir damla suda 300-400 bin bilgi kayıtlı. Hafızası var suyun. Şurada mesela suların çeşitli barajlardan, göllerden, içme sularından numune almış. Onların fotoğrafını çekmiş. Binlerce fotoğraf çekmiş. Her bölgenin farklı farklı yerlerinden sular alıp. Evet. Mesela burada sağlıklı su. Burada hastalıklı su. Sağlıklı su, hastalıklı su. Sağlıklı suyun şekli var. Güzel bir görünüm var. Hastalıklı su zaten baktığında siyahlaşmış, bozulmuş. Yani içtiğimiz suya dikkat edeceğiz. Yoksa yavaş yavaş beynimizde tahribatlar sebep oluyor.